Avrupa Nevşehirler Derneği'nin 10. Kültür ve Dayanışma Gecesi Dortmund'daki Altın Köşk Düğün Salonu'nda yapıldı. Avrupa Nevşehirler Derneği kuruluşundan günümüze kadar çok değişik faaliyetlere imza attı. Çok önemli faaliyetler yaptı. Katılımın yoğun olduğu gecede hemşeriler gönüllerince eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı dayanışma gecesinde yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Vallahi gecemiz güzel, Allah'a şükür. Mutluyuz. Ben yeni katılıyorum. Yeni katılıyorum. Eksik var mı burada sizce? Destek eksik diyorum ben. Çünkü burada yapılan geceyle gençleri destekliyoruz Türkiye'de. Maalesef Almanya'daki insanlar destek vermiyor zaman geçtikçe. Hani biraz katılım az olduğu için biraz üzgünüz. Ama seneye inşallah daha iyi olur. İnşallah daha iyi olur inşallah. Bütün Nevşehirlilere ben burada duyuruyorum. Bu Nevşehirlilerin gelirini bütün sakat özürlüler olarak yardım ediyoruz. Yani bunu birebir herkes biliyor. Neden bu sene katılım az oldu, onu üzüldük. Gelen misafirlerden eksiğimiz varsa bize bildirmelerini ve daha faaliyette, bu bizim amacımız Nevşehirler Gecesi'nde hep bir araya gelip hemşehrilerimiz ve ihtiyaç olan talebelerimize yardım amaçlı bu işleri yapıyoruz. Çok çok rica ediyorum bütün Nevşehirlilerden. Nevşehirler Gecesi'nde yanımızda Bayram Atik var. Atik Döner'in sahiplerinden. Nevşehirler Gecesi'ndesiniz. Neler hissediyorsunuz? Kendinizi Nevşehir'de hissedebilir misiniz bu akşam? Tabii ki yani. Ne de olsa yören insanlar, yani görmediğin insanlarla karşılaşıyorsun, muhabbet ediyorsun. Güzel bir fursat yani, güzel bir imkan yani. Siz de bir Nevşehirli iş adamı olarak derneğe maddi katkıda bulunuyorsunuz. Tabii ki. Buradan diğer Nevşehirli iş adamlarına bir çağrınız olabilir mi? Ya herkeslerin katkıda bulunmasını tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir kuruluş. Çok güzel bir şey. Hemşehriler bir araya gelip böyle bir görüşme, tanışma, kaynaşma imkanı oluyor. Ondan dolayı yani herkesin tavsiye etmesini isterim yani. Yuva Möbül'ün sahibi Bekir Öncü Bey. Bekir Bey, kendinizi bu akşam Nevşehir'de mi hissediyorsunuz, Dortmund'da mı? Çocuklar bile yani gelir gelmez hemen dedi, ben dedi, baba dedi, aynı dedi Türkiye gibi burası dedi. Kalabalıktan, sesten hemen yani Türkiye havası esiyor tabii. Osman Tekeli Bey, Osman Bey. Gecede neler hissediyorsunuz, öğrenebilir miyiz? Çok güzel bir gece oldu. İşte daha çok gençleri bekleriz artık. Onlar da ayak uydurmalar lazım böyle gecelere. İnşallah ileride daha çok güzel geceler bekliyoruz yani. Hem eğlence hem yardımlaşma. Nasıl buluyorsun? Ya güzel bir şey. Nevşehirli olarak. Böyle gecelerin devam etmesini arzu eder misin? Tabii elbette. Tuzköy'le Dernek Başkanıyım. Ayın 19'da da 4. ayın 19'unda Dilsu'da Tuzköy'lerin gecesi var. Biz de 10. yılımızı kutlayacağız Tuzköy'ler olarak. Yani Avrupa'da birliğimiz, beraberliğimiz gerçekten muhteşem oluyor. Bak şu atmosfere bak, gerçekten bir Nevşehirli olarak gurur diyorum. Evet, Önder Bey, 10. kez Dortmund'da Nevşehirleri buluşturdunuz. Evet. Duygularınızı alabilir miyiz? Vallahi biz mutluyuz. Kuruluşumuzdan günümüze kadar bizlere destek veren, özellikle sizler basın mensupları, uzaktan yakından gelen bütün misafirlerimiz bizi onurlandırdı. Aslında bu biraz buruk geçti ama her şeye rağmen yine de gelenlerden Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Tabii bu sizin hızınızı kesmeyecek, faaliyetlere devam edeceğiz. Vallahi bizde durmak yok, ileriye doğru bakacak. Şu anda gelecek çalışmalarımız bütün hemşehri dernekleriyle birlikte, bize bağlı bulunan derneklerle birlikte bir program yapmayı düşünüyoruz. Tabii durmak yok. Biz burada yaşadığımız sürece, burada var olduğumuz sürece bu tür çalışmalar devam edilecek. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Takip etmeye devam edeceğiz. Geldiğinizden dolayı derneğimiz adına, üyelerimiz adına, insanlar adına sizlere teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Mehmet Atasoy, Mehmet Bey, neler hissediyoruz bu akşam? Vallahi böyle bir faaliyette yer almanın mutluluğu içerisindeyim. Eğer bir emeğimiz geçiyorsa, karınca kararınca bir faydamız oluyorsa onun verdiği mutluluğu yaşıyorum. Ama insan arz ediyor ki tabii böyle organizelerde daha çok katılım olsun, daha çok kişilerin buluşturalım. Ama bu devam edecek, yıllardır böyle devam ediyor. Kervan yürüyecek. Mutlaka tabii.
başarılar o zaman. Teşekkür ederim. Devam edelim, siz tanıyalım. Ben Bünyamin Çayır, ben de dernek kurucularındanım. Ve böyle devam ediyoruz yani, bu kervan yürüyecek. Öyle de olsa, böyle de olsa devam edecek. O zaman başarılar dileyelim biz size. Sağ ol, teşekkür ederiz. Evet, Hüseyin Kuzay, Hüseyin Bey yıllardır dernekçilikle uğraşıyor. Evet. Neler hissediyoruz bu akşam? Valla şu mutluluk hiçbir zaman bulunmaz. Parayla bulunacak bir olay değil. Bunu canı gönülden hizmet etmeye çalışıyoruz hemşehrilerime. Çünkü burada yaşayan Türk milleti asimile olma durumunda. Biz buna ayak duruyoruz. İnşallah bu kervan yürüyecek. Evet.